Hepinize yeni bir PUBG videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlere 16.0'da neler gelecek bugün hepsini göstereceğim ve bunların hepsi tek tek gelecek dostlar. Hadi videomuza geçelim. Dostlar ilk önce arkamda gördüğünüz yani şu anda izlediğiniz video bu yeni gelecek olan yabani öfke moduna aittir. Bununla ayrı dün bir video yapmıştım zaten MK14 desenleri falan gelecek sezon 11'de. Onda o videosunu izleyebilirsiniz. Bugün 16.0'da gelecek 13 tane şeyi göstereceğim dostlar. Tam 13 tane bak tam 13 tane. Peki burada güzel iyi anlatmışsınız. Acaba oyunda nasıl? Oyunda da dostlar bu şekilde bir görünümü var. Yani böyle değişik arabaların canları var, roketler falan atıyorsunuz, birbirlerinizle savaşıyorsunuz. Böyle mod yapmışlar dostlar. Yani güzel olabilir, bilmiyorum, oynamadığım bir şey diyemem. Çünkü daha henüz oynayamadım ama betasını indirip siz de oynayabilirsiniz. Yani eğer isteyenler varsa betayı indirip oynayabilir dostlar. Ayrıca bir de dostlar yeni bir tane Rager diye bir mod var. Yani ondan başka bir tane daha mod var. Burada sanki arabalar uçuyormuş gibi bir şey dostlar. Onu tam bilmiyorum. Artı bir tane daha şey var dostlar. Bir tane yine 4vs4 mapı geliyor. Fakat bunun daha tam renkleri çıkmamış. Yani şu anda bembeyaz gözüküyor. Birazdan onun fotoğrafını da göreceksiniz zaten. Böyle bir şey dostlar. Yani bembeyaz bir harita. Ama tam nasıl bir şey bilmiyorum. Daha gelmediği için bir de renkli olmadığı için bilmiyorum. Büyük ihtimal bir oyun haritasına benzer bir şeydir o da dostlar diye düşünüyorum. Bakalım geldiğinde göreceğiz. Aynı şekilde böyle yani kamyon var, iki tane konteyner gibi bir şey var dostlar. Böyle değişik bir mod yapmışlar. Bence Ruins'ten iyi olur gibi ama bilmiyorum, oyuna geldiğinde göreceğiz dostlar bunu. Artı oyuna PUBG Mobile ile alakalı bir etkinlik geldi dostlar. Yani PUBG Mobile ile Angry Birds'ün birleştiği bir etkinlik gelecek. Büyük ihtimal bunda kask desenleri, çantalar falan gelir dostlar. Bilmiyorum nasıl gelecek. Ondan sonra Erangel'da kar falan yağıyor dostlar. Bunu da biliyorsunuz büyük ihtimal. Patenle falan kayma özellikleri gelecek. Yani o kadar çok şey var ki. İsterseniz sizlere şimdi patenle kayma özelliğini göstereyim. Bir de dostlar FPP, TPP geldi, haberiniz olsun. Yani mesela 3. şahıs oynayan biri 1. şahısa geçebilecek yani. Hani belki 1. şahıs sevip 3. şahıs sevmeyip oynamayan varsa, mesela orada lig kasmak isteyenler varsa o da gelecek. Zaten şu anda görüyorsunuz bir FPP'ye geçiyoruz, bir TPP'ye geçiyoruz. Yani görünüşünü gösteriyor dostlar. Bu 16.0'da kesin olarak gelecek bir şeydir. Haberiniz olsun. Yani artı biz de dostlar yürürken cam basabileceksiniz artık. Yani nasıl diyeyim, yani yürüyerek cam basıyorsunuz abi. Yavaş yavaş yürümeniz takdirinde basabiliyorsunuz. Eğer hızlı koşarsanız basmıyor, haberiniz olsun. Yani büyük ihtimal bu direkt yürürken de basacaktır diye planlıyorum. Artı işte dostlar bunun da FPP tipinin başka bir görüntüsüdür. Yani böyle isteyen 3'ten 1'e, 1'den 3'e geçebilecek. Yani 1'den 3'e geçecek derken 1. şahıs oyunlarında 1'den 3'e geçme yoktur. Sadece 3. şahıs oyunlarda isteyen 1.yi de kullanabilecektir. Yani 1. şahıs şöyle, yani 3. şahıs başkaları kullanamıyor falan dostlar. Onun için güzel bir şey. Artı dostlar bir de şöyle bir şey var. Trafikler geliyor oyuna. Bu trafikler sayesinde dağlara çıkabiliyorsunuz. Bu sadece kar modunda var. Yani isteyen, yürümek istemeyen böyle çıkabilir. Mesela inerken ben şeyle çıkarım. İnerken dostlar kaykayla inerim ben diye düşünüyorum. Siz nasıl yaparsanız siz de yazın. Ben bir kere oynarım. Seversem oynarım. Artı böyle de dostlar taşlar var. Bu taşlarla beraber isterseniz kendinize koruyabilecek şeyler yapabiliyorsunuz dostlar. Mesela bunları istedikleri kadar sıksınlar, sadece tavukların başı kırılıyordu sanırsam. Başka da bir şey olmuyor dostlar. Yani eğer böyle korumalar falan yapmak isterseniz aha da kış modunda böyle tavuklardan arkanızı falan koruyabiliyorsunuz dostlar. Mesela bundan 2 tane yapıp önünüzü cover açabilirsiniz. Yani bunu sizin yönünüzden tabi kötü de olacakları var yani. Artı böyle şeyler de gelecek dostlar. Çantalar şeyler içinde, bunun çantanın 3 level kit, fişek, içecek, 3 level set falan dostlar her şeyi var. Yani sadece bunun içinde fişek olması yeter. Bunu da dağlardan bulabileceksiniz. Zaten oyunda 3 dağ var diye biliyorum. 4 de olabilir. Yani bu 3 dağa giderek bunları alabilirsiniz dostlar. Artı TDM moduna dostlar tava modu geliyor. Yani şeyde tava oynayabileceksiniz dostlar. Burada istediğinizi tavayla öldürebileceksiniz falan. Yani tavayla adamları öldürebilirsiniz. Ve TDM modunda yani eğer istediğiniz bir silah eklenti varsa onu levelli takabiliyorsunuz. Bunu sadece TDM'de geçerli diye biliyorum. Yani normalde geçerli değil diye biliyorum. Yani sadece TDM'de dostlar, haberiniz olsun.
Daha sonrasında dostlar neredeyse bütün şeyleri saydık sanırsam. Şu ana kadar sadece oyuna gelecek 4-5 şeyden bahsettim. Hala 8 tane bahsedeceğim şey var. Ve bu arada dostlar bu etkinlik ne zaman gelecekler diyen varsa 11 Aralık'ta dostlar oyuna gelecek. Yani 11 Aralık'ta herkes indirip oynayabilecek dostlar. Artı bir de şöyle bir şey var. İsteyenler oyun içerisinde 3. şahısı, 1. şahısı kapatabilecekler. Yani 3. şahıs ister açıp ister kapatabilirsiniz dostlar. Böyle de bir ayarlara tuş eklenecek. Ondan sonra şey var. Yılbaşına özel uçaklar gelecek dostlar. Ve silah ve sırt çantaları için takılar gelecek. Bunu dünkü videomda bahsetmiştim. Yani silahlarınıza, çantalarınıza falan dostlar takı takabileceksiniz. Hani arkasında sallanan bir süs olacak. Mesela örneğin PUBG Mobile'da AKM'nin, M4'ün yanında falan dostlar. Böyle sarkan küçük anahtarlıklar var. Zula oynayanlar varsa zaten anahtarlık nedir onu da bilir dostlar. Yani silahınızın yanında süs olarak geçen bir şey dostlar. Öyle süs. O süslerden başka dostlar TDM için silah yükleri gelecek. Onu da bahsetmiştim işte dostlar. Mesela TDM leveline göre, hani TDM'de leveller var ya dostlar. Mesela 40 Evo leveli falan. Onlara göre silahların bazılarını alabileceksiniz, bazılarını alamayacaksınız falan. Öyle bir etkinlik gelecek. Artı yeni başarılar gelecek dostlar. Mesela graffiti yapma başarısı gelecek. Hani şu gelen başımıza bela olan graffitiler var ya dostlar. Onların görevi gelecek. Artı yeni gelecek araba modundaki araba patlatma görevi gelecek dostlar. Bunu da söyleyeyim, yani ekstra puanlar falan verecek yine. Artı dostlar dediğim gibi switch şey gelecek dostlar. TPP şeyini kapatma, yani 1. 3. şahıs kapatma tuşu gelecek. Artı kış lobisi gelecek dostlar. Yani arka planda kar yağan bir adet lobi gelecek dostlar. Artı bir şey daha var. Duman kaplamaları, yani sis kaplamaları gelecek oyuna. Bu sis kaplamaları peki nedir dostlar derseniz, hani attığımız sisler var ya, onların dışı kaplanacak. Ama attığımız sis hala beyaz mı çıkacak yoksa kırmızı mavi falan olacak mı, onları bilmiyorum şu anlık. Yani demiş olduğum gibi bir de hareketli cam basmamız var dostlar. Yani yürürken cam falan basacaksınız. Bu kadar. Başka da bir şey yok dostlar. Sonuç olarak dostlar baştan sona şöyle bir şekil oluyor. 13 tane yeni 16.0 sürümünde yeni şeyler geliyor. Bunlar 11 Aralık'ta bütün cihazlarda sunulacak. 656 MB falanmış öyle diyorlar. Eğer doğruysa dostlar 656 MB. Yani yine güzel bir internetlerimiz gidecek. Benim Wi-Fi'm olduğu için sıkıntı yok. Baştan sona söylemek gerekirse yeni mod geliyor. Arabalar çarpışıyor, roket falan atıyoruz. Artı ikinci mod var, orada arabalar uçuyor falan, değişik bir mod. Tam yani resimde öyle gözüküyor. Oynayışını bilmiyorum. Sonrasında işte öfke modu dedik. PUBG Mobile ile Angry Birds birleşiyor. Bir tane etkinlik çıkarıyorlar. Büyük ihtimal çark etkinliği gibi bir etkinlik olur bu da. Ya da premium sandık yenilenir, klasik sandık yenilenir. Onun oraya yeni bir şeyler eklerler, yeni emoji eklerler, yeni setler eklerler, yeni uçak desenleri eklerler falan filan. O kadar şey gelir. Sonrasında kış festival dedik. Angel'da kar yağıyor falan dedik. Patenlerle kayıyoruz. Bir güzel bayır aşağı patenlerle kayıyoruz. Teleferikler falan geliyor. Kardan adam geliyor. Yani kardan adamlarla kendimizi koruyoruz. Kardan adamlarla kendimizi koruduktan sonra yılbaşı ağaçları olacak. Yılbaşı ağaçlarının orada yağmur olan kış kutusu verecek. Kış kutularının içinde 3 level setler, fişekler falan olacak dostlar. Kit mit, 8x, 4x, kardan adam şey verecek dostlar. Taşı falan hani atıyoruz da veriyor ya. Sonra silahlara, sırt çantalara falan takılar gelecek. Yani direkt çantalarda, silahlarda falan süsler olacak. Sarkıklar, süsler. Sonra TDM modu için silah yükleri, yani silahlarla level sistemi gelecek. Tava gelecek, tavayla falan adamları vurabileceğiz. Büyük ihtimal ben tava kullanıcılardan olur gider trollerim. Ondan sonra yeni başarımlar, Rager başarımı gelecek. Yani yeni gelen araba moduna özel başarım gelecek, arabaları patlat falan. Başka graffitilerle ilgili başarım gelecek. Mesela graffitileri yapıştırdığımızda falan onun için başarı gelecek. FPP, TPP 3. şahıstan 5. şahısa geçiş. Şey gelecek anahtarı dostlar. Başka ondan sonra kış lobisi gelecek. Duman kaplamalar gelecek. Yani bizim attığımız sisin üstüne kaplamalar gelecek ve bu kaplamalar sayesinde ya direkt beyaz sis atacaklar, yine sadece dışı değişecek, ya da içinden kırmızı mavi sisler de atabileceğiz dostlar.
son kez de bunların hepsi 11 Aralık'ta gelecek. Ayrıca bir de cam basma vardı, onu unutmuşum. Yürürken cam falan basabileceksiniz dostlar. Bunu da kısa özet olarak sizlere sunayım dedim. Belki anlamamış olup buradan bu kısmı izleyip yani hepsini anlamış olabilirsiniz dostlar. Neyse, bu videoluk benden bu kadardı. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Başka videoda görüşmek üzere, bay bay. I'm rich, I'm rich, I'm rich.